Selamlar dostlar, yepyeni bir Noobcraft bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Ümit ve bugün Noobcraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. YouTube arama çubuğuna #NoobcraftSMP yaz. Yeni videolardan ilk sen haberdar. Evet arkadaşlar, en son hatırlıyorsunuz ki hem yayında hem videoda buralara gerçekten güzel depolama alanları yapmıştık. Ve burada da şeker kamışı farmımızdan gelen şeker kamışlarımız birikiyordu, hatırlıyorsunuz. Açıkçası sunucuda pek fazla AFK bırakma şansım olmadı arkadaşlar. Pek fazla da oynama fırsatım da olmadı. Az önce girdim, birkaç dakika oynadım. O değil, çok güzel düşmüyor mu bunlar? Baksanıza. Hop hop, gelen gidiyor, gelen gidiyor, gelen gidiyor. Gerçekten çok iyi. Bunlar bu şekilde depolamaya gidiyor arkadaşlar. Ve hatırlıyorsunuz ki gerçekten de çok hoş bir de build yapmıştık. Build eklemiştik buraya. Bu yapı gerçekten hoş gözüküyor. Yani tasarımsal bakımdan gerçekten kırmızımsı, turuncumsu teması benim hoşuma gidiyor. Normalde şurayı falan değiştirirdim de bilmiyorum yani. Böyle kalsın. Şimdilik böyle kalsın. Belki ilerleyen zamanlarda değiştirebiliriz arkadaşlar. Ve buranın da iç bölümü aynı yayında gösterdiğim şekilde. Daha doğrusu önceki videoda gösterdiğim şekilde arkadaşlar. Aynı şekilde duruyor. Yani pek de fazla AFK bırakamadım. Sadece buralarda dolaşırken falan filan eşyalar gelmiş ki bayağı da verimli bir farm. Şimdi gel gelelim ki arkadaşlar, bu videoda öncelikle base'imize birazcık ara vermek istiyorum. Yani bugün yapacağım şey farklı bir şey olacak. Ama öncesinde bir oyun alanımıza geldik. Oyun alanımızda bir elmasları kontrol edelim. Gelen giden var mı? Yok. Altın set kulübünde acaba kaç gün olmuş? 7180 bilmem ne. 300 gün olmuş galiba. Evet, Vedat Bey'in de 500 günü olmuş. 500 günde 3 elmas veriyorduk değil mi burada? Aynen öyle. 3 elmas vermemiz gerekiyor Vedat Bey'e. Ve elmaslarım gün geçtikçe azalıyor. Arkadaşlar, Vedat Bey'in 500 gün hediyesinde toparladım. Anlık henüz 2 üyemiz var. Furkan 1000 günü tamamladı. 2000 güne doğru adım adım ilerliyor. 2000. günde bir 5 elmas daha vereceğim ona. Bu şekilde artık insanlara bedavadan elmas verebiliyoruz. Ve onları da kendimizden yapabiliyoruz. Bol bol altın setli dolaşan sunucu da insanlar oluyor. Şimdi Vedat Bey'in şu 500. gün hediyesini takdim etmek isterim kendisine. Tabii ki bir de ent alanımıza gitmemiz gerekiyor. Bakalım dükkanlarımızda neler alınmış? Hiç elmas gelmiş mi? Elmaslarım çok azaldı arkadaşlar. Daha fazla elmasa ihtiyacım olacak. Kalıntılarda alınma yok. Aynı şekilde Netherite ingotlarda da alınma yok. Box'ta da herhangi bir şey yok. İnsanların Netherite'e ihtiyacı kalmadı gibi. Umarım yakın bir süre içerisinde daha fazla Netherite bulup kendime Netherite bir fener yapabilirim arkadaşlar. Öyle de bir planım var. Bilmiyorum, yapabilir miyim sizce? Goblin dükkanımıza baktığımızda yine herhangi bir şey yok. Şu boynunu bir ara fixlemem lazım. Aynı şekilde sırtının üst kısmında da kemirilmiş bir alan var. Şu dükkanı şurada. Ulan Furkan gelmiş buradan çalmış ya. Disk dükkanına hiç bakasım yok arkadaşlar. Sadece bir Pickstep'e bakacağım ve maalesef Pickstep'te de yok. Sanırsam Hoglin ve disk dükkanı artık bize bir şeyler kazandırmıyor ve zaman içerisinde de Netherite dükkanı da kazandırmayacak gibi arkadaşlar. Artık yeni bir dükkan zamanı gelmiş. Ancak ne dükkanı açacağım hakkında pek de bir fikrim yok. Şimdi şöylece dünyaya geldim arkadaşlar. Şu Vedat Bey'e 500 gün hediyesini de takdim etmek isterim. Kendisi altın seti giyeli 500 gün oldu ve oyuna girdi. Ah, barrel buldum. Şöyle yapalım hatta. Ah, bu işe yaramaz bir şey artık. Bunu buraya bırakabiliriz. 250. gün hediyesi, 500. gün hediyesi. 1000 güne ulaştığında da 1000. gün hediyesini de Vedat Bey'e de takdim edeceğiz. Şimdi ben videonun öncesinde birazcık sunucuda takıldığımı söylemiştim arkadaş. Altın farmlarına bir uğrayayım dedim. Bilin bakalım arkadaşlar, XP'siz altın farmımıza geldiğimde aklıma ne geldi? Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar, buradaki biriken altınları işte ne bileyim, burayı açıyorduk bakın. Bunlar bize yağıyorlardı. Yalnız rotten flash demiyorum. Altınlar bize burada yağıyorlardı ve ben buradan bu şekilde bunları craft ediyordum. Ardından şurayı açıp buradan bu şekilde onlara altınları bırakıyordum. Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar bu olayı? Şimdi buradan biliyorsunuz ki altınlarımızı aşağı bırakıyorduk. Ancak buraya attığımız altınlar bazen alınmayıp silinebiliyordu ki bu da gerçekten çok sinir bozucu bir durumdu. Ben size bunun için yukarıya şöyle bir şey yaptım. Buradaki yapmış olduğumuz şey şudur ki, buradaki chestlere altınlarımızı bırakıyoruz. Buradaki dropper sayesinde şuradaki yerden tam şuranın ortasına gidiyor. Ortalama bir iki tanesi falan gidiyor saniyede. Bu da gayet yeterli bir süre. Yani hiçbir silinen altın olmayacak. Altınlar silindi mi silinmedi mi diye de bir kafamızda da dert almayacak arkadaşlar. Yani en azından öyle ümit ediyorum. Buranın birkaç sıkıntısı var. Sunucuda eğer başkaları varsa ve dünyanın farklı bölümlerindeyse, spawn dışındalarsa, buradan dünyaya giden pigmenler siliniyor arkadaşlar. O yüzden bazen kullanımını yitirebiliyor bu farm. Bir de sıkıntısı buradayken 35-40 FPS'ten yukarıya alamıyorsunuz. Evet, buna bir çözüm bulunması lazım Minecraft. Her neyse, burası da fena bir sistem değil. Single World'da oynuyorsanız arkadaşlar, yani tekli oyuncuda oynuyorsanız, bunu kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim.
Bir de arkadaşlar video öncesinde toplamda yaklaşık 27 tane Wither kesmelik Wither Skeleton farmında AFK kaldım. Bu da yaklaşık yarım saatten biraz daha az bir süre, 20-25 dakika kadar Wither Skeleton farmında AFK kaldım. Kendime bu kadar fazla Wither kafası elde ettim. Bilmiyorum artık bunları fener yapar mıyım yapmaz mıyım? Bu şekilde burada duruyorlar ama fenerlerimin sayısı gerçekten az. Bir tane fenerim var. İçimde yakın zaman içerisinde bir sürü fenere ihtiyacım olacakmış gibi bir his var. Şimdi gel gelelim ki arkadaşlar bu videoda ne mi yapacağız? Bu videoda açıkçası birilerinden içerik çalacağız. Buradaki içerik çalma konusunu yanlış anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ancak burada yapacağımız şey ne mi olacak? Elmas, fener. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bizim ekipten Şahin abi ve Ali abi geçmiş dönemlerde elmas fener yapmış. Ve ben de dedim ki onlar yapabiliyorsa ben neden elmas fener yapmayayım, değil mi arkadaşlar? Sezon başından bu yana arkadaşlar planım buydu ve marketlerden bu elmasları elde etmeye çalışıyordum. Ancak son videolarda herhangi bir elmas gelmemeye başladı marketlerden ve elimdeki elmas sayısı da gittikçe azalıyor. Şimdi yapabileceğim tek bir iş kaldı arkadaşlar. Öncelikle dünyaya gitmek. Kazı yaptığım alana doğru inmek. Ki burası benim kazı yaptığım alan değil. Burası benim maden alanım değil. Kendime bir maden alanı oluşturup sanırsam birazcık elmas aramam gerekecek. Bunun için de üzerimdeki tek olan feneri de kullanacağım arkadaşlar. Ancak birileri burada zaten maden için aramalar yapmış. Sanırsam buradan birazcık daha uzaklaşıp yerlerde maden alanı bulacağım kendime. Oo, yağmalanmış bir köy var. Sonucu da baya baya yer açılmış ya. Aman Allah'ım, bir çöl tapınağı. Acaba Enchanted Golden Apple çıkarabilir? Tabii ki yağmalanmış. Kaç blok uzağa gitmem gerekiyor arkadaşlar? Kendime gayet doğal ve güzel gözüken bir ortam buldum. Şimdi aşağı gideceğim ve kendime fener kurmalık bir alan hazırlayacağım. 11. seviyeye ulaştım arkadaşlar. Bu birazcık zaman aldı ama şimdi burada ise fener kurabilecek kadar... Ki niye böyle bir şey yaptım? Fener kurabilecek kadar bir alan oluşturma zamanı. Fener yapacak kadar alanı oluşturduğumuza göre tek eksik sanırsam feneri oluşturmak. Ve son olarak fenerimizi kuramıyoruz çünkü üst kısmını açmayı unuttum arkadaşlar. Fenerin üst kısmını açtım. Fener şimdi yandı. Dur, ölmeyeyim. Oh, ölmedim. Bir an öleceğim diye aklım çıktı arkadaşlar. Şimdi ise bana hızlı kırma 2'yi ver. Çünkü burada gerçekten ama gerçekten hızlı kırmam gereken birçok blok var. Sanırsam arkadaşlar bu işlem birazcık zaman alacak. Dediğim gibi maden yapmak oyunda birazcık amelilik işi ve biraz zaman alıyor. O yüzden arkadaşlar hadi bakalım replay'e gidelim. Ben size bu sırada bir yayın açayım. Sizlerle birlikte güzel bir şekilde elmas arayalım arkadaşlar. Evet, maden yapmak gerçekten zevkli bir şey arkadaşlar. Ancak dilerseniz hadi bir de yayından kesitleri izleyelim. Şimdi F3G yaptım. Chunk borderlarını açtım. Şimdi kuzeye doğru bakacağım. Ve bu lapisten 4 blok uzaklaşacağım. Ve buradan şu şekilde aşağı doğru kazacağım. Bu taktik her zaman çalışmayabiliyor. Çok nadir çalışma olasılığı. Bakın gördüğünüz gibi çalışmadı. Hatta şey yapalım. Şu chunk'tan şuradan şöyle sayalım. Biliyor olabilirsiniz ya, bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. 1, 2, 3, 4 mesela. Belki şu taraftan saymamız gerekiyordu. Şöyle gidelim bakalım aşağı doğru. Buradan elmas çıkacak mı? Aha, elmas çıktı. Görüyorsunuz. Bu taktik çok nadir çalışıyor ama çalışıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bayağı da elmas bulduk. Evet, evet. Creeper sesi. Aa, elmas. Ne? Bala bakın arkadaşlar, şansa bakın. Dur, şeyle kırmadım, servetle kırmayalım da. Buradan zombi sesi falan geliyor. Ha! Creeper. Aa, dur, yayım nerede? Dur. İşim var burada ya. Aklım çıktı. Bir tane daha var. Creeper spawner yok ama. Öyle bir şey mi eklediler? Bu nedir? Aa! O ne öyle? O ne öyle? Aklım çıktı. Oo! O bir dakika, bir dakika ne? Ha tamam, sadece bir iskeletmiş. Ay dur, öleceğiz 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 arkadaşlar, öleceğiz 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 öleceğiz, dur. Aa, Enderman gelme. Ama bu nedir ya? Aa, ne oldu, geçemiyorsun değil mi lan oradan? Şşş, ne oldu lan, yanmışsın. Ha işte böyle adam olacaksın, süt çocuğu seni. Şimdi north'a bakacağız. 1 2 3 4 blok. Evet, 4 blok gidip aşağı bizim doğru kazacağız. Yüzde... Aa! Tamam, ölmem ki, ölmem ki, totemim var ki, totemim var ki, ölmem ki, ölmem ki. Nasıl kurtulacağım? Öldüm ki. Baba, nereye geldik? Aman aman, nereye geldik? Daha demin evdeydik ya, lapis bulduk. Elmas! Aaa! Patlama, dur. Lan öyle deyince aklıma şey geldi lan. Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Melih'ten hikayeler. Instagram'dan takipte attı. Baktım, tam bir keko olmuş be. Ah be abi. Ah be abi, o arkadaşını da kaybettik. Aynı lan.
Golden Apple Flame. Aha arkadaşlar bir spawner daha buldum. Ne? Oo Creeper. Aa. Oha şey. Uzak dur. Ne buldun? Aa yarasa kafası mı? İyi. Yarasa kafası güzelmiş yalnız. Yakıştı he. Tek başıma seriye şu anda öyle bir fikrim yok yani. Noobcraft bana yetiyor da artıyor bile arkadaşlar. Haftada 2 video atıyorum ama bir de nasıl atıyorum onu gelin bana sorun. Bir saniyeliğine chat'e baktım. Aklım çıktı. Ölüydün lan kardeş. Ali abiyle nasıl tanıştığımı bilmiyorsanız olay şudur arkadaşlar. Şöyle oldu. Ben bir mob farmı yapacaktım. Dedim ki en güzelini yapayım. İnternette araştırdım. Baktım 23.000 item diyor saatte. Hani saatlik 23.000 item diyor. Dedim bu çok iyiymiş yapayım. Bir baktım yapımcısı Türk bunun. Dedim hani iznini alalım en azından. Adamın haberi olsun yapıp yapmayacağımdan. Öyle konuştuk. Ondan sonra Discord'dan sohbet ettik. Sonra YouTube yorumlarından sohbet ettik falan. Öyle tanıştık yani. Aklım çıktı. Baya baya bir bakır çıkmış arkadaşlar. Baya baya bulmuşuz yani. Redstone yine baya güzel çıkmış. Önemli. Önemli bir değer. Önemli bir parçamız redstone. Onun dışında baya da bir lapis de bulmuşuz. Bir de bulunan elmaslar var. Bu kadar da elmas bulmuşuz. Fena bir sayımı değil ama az yani. Yeterli değil. Ve bu sebepten dolayı arkadaşlar video dışı birazcık maden yaptım. Nasılsınız arkadaşlar? Hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrardan ben şaka yapıyorum arkadaşlar. Video arasında birazcık maden yaptım. Zaten büyük ihtimalle Replay'in yayın kesitlerinin ardından da tekrardan size bunu söylemişimdir. Video dışında birazcık maden yaptım. Bulduğum eşyalar şunlar arkadaşlar. Evet bu kadar elmas biraz fazla gelebilir ancak yaklaşık 10 saatlik madenin ardından bu videoyu çekiyorum. Ve 10 saatte bayağı bir şey bulunabiliyormuş. Yani birkaç tane Axolotl'u öldürdüm. Bir tanesini yakaladım. Büyük kitabı, bir sürü spawner vesaire bir şeyler. Onun dışında bir sürü de redstone'dur, bakırdır. Ne bileyim lapistir, ömür mömür alayından buldum arkadaşlar. Yaklaşık 8000 blokluk bir tünel kazdım. Yani buradan hani uçmaya kalksam büyük ihtimalle birkaç dakika sürecek uzunlukta hani 8000 metrelik tünel kazdım. O yüzden yukarı gideceğim. En azından yukarıdan ya uçacağım ya da Nether portalı oluşturacağım ki aklımdaki hani en mantıklı şey portal oluşturmak. Hani Nether'a geçersem daha rahatlıkla gidebilirim. Bu arada şurada elmas bul. Hani lapis buldum. Elmas taktiğini deneyebiliriz arkadaşlar. Şimdi kuzeye bakıyorum. Evet kuzey yönü burası. Lapisten 1, 2, 3, 4 blok uzaklaştım. Ardından şu şekilde aşağı doğru kazıyorum arkadaşlar. Gidebildiğim kadar aşağı... Aa evet zaten buradaki elmasları bulmuştum. Doğru. Yani lapis taktiği çoğunlukla çalışıyor ama lapislerin yüksekliğine dikkat edin. Yüksekliği minimum arkadaşlar 20. yükseklikte olsun. Onun dışındakilerin çalışma olasılığı gerçekten de düşük. Ama yine de size lapis taktiğini yapmanızı öneririm. Şöylece sonunda güneşi gördüm arkadaşlar. Yaklaşık kaç oyun günü yapıyor bilmiyorum. Evet. Evet. Beynim durdu bir an. Ve bayağı da bir uzaklaştım. Şu yönde arkadaşlar devam edersem büyük ihtimalle bizim base'lerin oraya döneceğim. Ancak bununla hiç uğraşmak ve vakit kaybetmek istemediğimden dolayı şimdi kendime şuraya bir portal yapayım. O kadar fazla lapisim var ki portalların köşesine lapis koyacağım. İşte zenginlik budur ya. Oh be. Güzel portalı açtım. Umarım beni güzel bir yerde spawn eder. Kolaylıkla Nether Hub'u bulabilirim. Hadi bismillah geçtik bakalım. Fena bir alan değil. Şimdi ise Nether Hub'u bulma zamanı. Nether Hub'u bulmanın en kolay yolu Samed'in bize vermiş olduğu pusula olabilir arkadaşlar. Pusula sayesinde rahatlıkla Nether Hub'umuzu bulabiliriz. Yani en azından rahat olabileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar sonunda Nether Hub'a ulaştım. Sonunda evime gidebilirim.
Bu arada şu anda kullandığım texture pack arkadaşlar, texture pack'imin 3. parçası. Şu anda hala yapım aşamasında, ancak bitirdiğimde sizlerle paylaşacağım. Şu anda 2. texture pack'i açıklamalar kısmından indirebilirsiniz. Şimdi şöyle cebime geldim. Şöyle bir şey var ki arkadaşlar, yayında şu kadar item toplamıştım. Burada da bu kadar da elmasım çıkmıştı. Biliyorsunuz elmas fener yapmak gibi bir plan vardı kafamızda. Bakalım o plana ulaşabilecek miyiz? Şimdi şuradaki elmasları bir alalım. İkileri alalım. Şu nether taşlarından kurtulalım. Aynı zamanda ender chest'imde de biraz elmas olması lazım. Burada değil. Aha, burada. 43 blokta burada elmasım var. Ayrıca buradaki feneri de alalım. Daha fazla fener yapmam gerekecek. Şimdi arkadaşlar, geldi işin en zevkli kısmı. Servetle bütün bu elmasları kırmak. Ah, daha ne isteyebilirim ki? Ve sonunda arkadaşlar bitirebildim. Bayağı bir uzun sürdü. Ne diyebilirim ki? Elmasları kırmak elmasları toplamaktan daha zormuş. Yani bunu anlamış oldum. En azından elmas toplarken hani şey yapıyorsunuz. Ulan diyorsunuz, ben bu işi yapabilirim. Hani belli bir taktikten sonra hani gerisi geliyor, ama kırmak mı? Ah, o kadar sinir bozucu ki. Yetecek mi yetmeyecek mi korkusu beni benden aldı. Bakalım yetecek mi? Ah evet, beklediğimden daha da fazla elmas. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Çok şükür 10 saatlik kazı. Biraz zaman aldı evet. Evet, bu elmas feneri nereye yapmalıyım bilmiyorum ama sanırsam burası onun tam yeri olacak. Asıl sinir bozucu olan nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bütün bunların sadece bir tane fener yapması. Yani ah Allah'ım, neden? Ama şunu da anlamış oldum. 1 veya 2 günlük sıkı çalışmayla elmas fener rahatlıkla yapılabilen bir şeymiş. 16 blok da arttı ve son olarak feneri tamamladım. Bundan da kendime direnç vermek istiyorum çünkü aşırı yoruldum arkadaşlar. Her neyse, umarım video hoşunuza gitmiştir. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar, gerçekten çok büyük emek isteyen bir işi tamamladık ve arkamda görmüş olduğunuz elmas feneri yaptık. Üstüne de elmas arttırmayı da başardık ki bu da bayağı bir elmas yapıyor. 2,5 stack elmasla üstüne arttırdım yani. Ne diyebilirim? Bayağı yoğun bir süreç. Geçti gitti artık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve siz sakın elmas fener yapmayı denemeyin. Çünkü gereksiz fazla emek harcıyorsunuz. Bay bay. Allah'ım bana akıl, fikir, ihsan eyle ya Rabbim.